Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, organize perakende sektörünün tüm aktörlerini Samsun'da Anadolu Sohbetleri toplantısında bir araya getirdi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Bengü, Türkiye'de 340'ın üzerinde alışveriş merkezi olduğunu söyledi. Türkiye'de bu İstanbul'da 787 TL verimlilik, yani metrekarede yapılan alışveriş, Anadolu'da ise 707. Bakın, Anadolu'nun ilginç bir tarafı var. Anadolu'da İstanbul kadar da arsalar pahalı değil. Dolayısıyla alışveriş merkezi yatırımcıları böyle bir büyüme, böyle bir gelişme hissettiği için de Anadolu'ya daha çok önem verecek ve oraya daha yoğun bir şekilde yatırım yapacak diye düşünüyorum. Kategori Mağazacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Özpamukçu ise alışveriş merkezlerindeki gelişimin Türkiye'nin perakende sektörünün dinaması olduğunu söyledi. Türkiye'deki perakendeci burada gelişimini belli bir noktaya getirdikten sonra artık yurt dışına markalaşmaya başladı. Yurt dışında bildiğim kadarıyla şu anda 3000'e aşkın mağazası var perakendecilerin. O bakımdan bu işin sadece Türkiye'de gelişimi değil, yurt dışına da hizmet ihracatı, hatta ürün ihracatı noktasında çok önemli katkıları oldu. Konuşmaların ardından ekonomist ve köşe yazarı Deniz Gökçe, Türkiye ekonomisi nereye gidiyor başlıklı sunumuyla Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili istatistik değerlendirmesi yaptı. Nerede enflasyon artışı, döviz kuru nedeniyle enflasyon artışı, o da buradan gözüküyor. Bakın, burası şuraya geliyor %3. Bunu da